Başkanı'nın belediye çalışmalarına yönelik eleştirilerini basından takip ettik. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız da kendisini her ortamda tartışmaya davet etti. Fakat cevap Mustafa Yel'den geldi. Ben öncelikle Cüneyt Yüksel'in belediye çalışmalarıyla ilgili Tekirdağ esnafını da alet ederek yapmak istediği eylemde tam bir fiyasko yaşandığını gördük. Kendi örgütünün dahi yanında olmadığı, hatta yönetimin dahi çok azının katıldığı çinili fırın önündeki AKP eylemi tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Cüneyt Yüksel önce arkasına dönüp bir bakıp içinde bulunduğu durumu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi ciddi bir değişimin içerisinde. Şehir içi ulaşımıyla, şehir yaşamıyla ciddi bir dönüşümün içerisinde. Şu an projelerin tamamı tamamlanmış değil. Ama bugün itibariyle Hükümet Caddesi yol güzergahı tamamen asfaltla kaplanmıştır. Kaldırımları bitmiştir. Önümüzdeki süreçte yeni açılacak yollarla, yeni düzenlemelerle gerek şehir içindeki ulaşım, gerek yaya ulaşımı son derece modern, çağdaş bir görünüme kavuşacaktır. Buradan beklenti içerisine girip prim yapmak isteyen AK Parti'nin tüm iddiaları da çürümüştür, çürümeye de devam edecektir. Sayın Milletvekilimiz AKP Milletvekilimiz Mustafa Yel'in Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili verdiği cevabı basından duyduk, öğrendik. Sayın Mustafa Yel'in mantabı, makamı da bu cevabı vermeye gerektirmez. O milletvekili düzeyinde bir kişinin cevabını da milletvekili verir. Yereldeki cevabı da il başkanı ve ilçe başkanları verir. Burada da kendisi talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Ama 2014 yılını dikkate aldığımızda Tekirdağ halkının Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştir. AKP'ye de meclis üyeliğini vermiştir. Onun en güzel cevabı da 2014 cevabıdır. FETÖ olayı Türkiye için yaşanan talihsiz bir olaydır. Yıllarca FETÖ ile birlikte yürüyen, zaman zaman da birlikteliğini net bir şekilde bakan düzeyinde, başbakan düzeyinde itiraf eden bir iktidarla gelen bir süreçtir. 15 Temmuz olayının da sorumlusu mevcut iktidardır. Geriye dönüp baktığında FETÖ olayının soruşturulması, sorgulanması gerekir. Sorumluları kimlerdir, tespit edilmelidir. Ciddi bir görev imhali vardır. Bu görev imhali Türkiye'yi maalesef bu noktaya getirmiştir. Yaklaşık 250'ye yakın vatandaşımız şehit olmuştur. Bunların sorumlusu da mevcut iktidardır. Bugün kanun hükmündeki kararnamelerle baskıcı bir rejim uygulanmaktadır. FETÖ olayı mazeret olarak kullanılmaktadır. Bugün Türkiye içerisindeki genel halkın kaygısı yarınlara ümitle, güvenle bakamamaktır. Toplumda ciddi bir huzursuzluk yaratılmıştır. Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu birbirine karışmış durumdadır. Adalet suçlunun peşinde olmalıdır. Bir an önce adalet yeniden tesis edilmelidir ve bütün çıplaklığıyla FETÖ'nün sorumluları yargılanmalıdır. Şehit olanların da kanı yerde kalmamalıdır. Adaletin olmadığı yerde
devlet gücünden söz etmek mümkün değildir. Adaletin olmadığı yerde huzurlu bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Bugün Türk toplumu, Türk halkı geleceğe güvenle bakamamaktadır. Ve son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar hepimizin yaşam sevincimizi kaybettirdi. Son ekonomik olaylar, birbiri üzerine gelen şehitler ve Türkiye'nin Suriye, Güneydoğu politikaları yüzünden ciddi bir huzursuzluk, kaygı tüm toplumu etkisi altına almış durumdadır. Bu süreçten çıkmanın yolu Yeni Kapı'daki açıklanan birlik, beraberlik ruhunun hakim kılınmasıydı. Muhalefetiyle, iktidarıyla Milli Birlik Mutabakat Hükümeti kurulmalıydı ve ardından seçime gidilmeliydi. Fakat iktidar muhalefetin söylemlerine kulağını tıkadı ve şu anda hiçbir şekilde muhalefetin söylemlerine dikkate almadan ben yaptım, oldu anlayışıyla devleti yönetmeye çalışmaktadır. Çok basit, çok kabullenilmesi zor söylemler içerisinde iktidar. Örneğin işte geçen hafta Başbakan'ın söylemi. Dolardan molardan anlamayız. Türkiye dünyadan kendini üzele edecek bir ülke değildir. Gerek Avrupa ile gerek diğer dünya ülkeleriyle iç içe geçmiş halkı gelişmeye açık bir dünya vatandaşı olma özlemiyle çağdaş bir ülkenin özlemini yaşıyoruz ve yaşantımızı da bu yönde yönlendiriyoruz. Böyle bir süreçte dünyaya kapılarımızı kapatmak, dünyanın bizim üzerimizdeki söylemlerini hafife almayı asla uygun görmüyoruz. Büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.